Evet Uğur Hocam merhabalar. Öğretmenimiz Uğur Sucu. Tabii. Bugün bize değişik bilgiler verecek tahtasıyla. Tabii. Artık öğretmen olduk kardeş. Tabii. Evet konuya girelim. Evet arkadaşlar şimdi konumuz yine sizden gelenler. Sizden gelen sürekli aynı cevapladığım soruları bir video haline getirip size iletmeye karar verdim. Çünkü artık aynı şeyleri anlatmaktan ağzım dilim yoruldu. Arkadaşlarım olsun, sizler olsun. Mağazada 4 aydır duruyorum. Gelip gelip aynı soruları soruyorsunuz. Tabii ki merak edilen şeyler ortak. Ben de bunlara, bu merak edilen ortak şeyler için videolar çekeceğim. Bunları şimdi size ileteceğim. Bugünün konusu steroid. Steroidler nedir, nasıl çalışır, zararları nedir, faydaları nedir, steroid ekonomisi, yani orijinal steroid nasıl bulunur? Bulunur mu? Orjinal steroid kaç paradır? Ondan sonra bunların hepsini sağladınız. Bunu yapacak bir adam mısınız? Değil misiniz? Bu işler ne kadar süre yapılır? Nasıl yapılır? Yani getirisi götürüsüne tamamen bu hani normal halk dilinde yani böyle detaylı içerisine girmeyerek çok basit yüzeysel herkesin anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle en büyük soru sorulan soru ben steroid satıyor muyum? Satmıyorum arkadaşlar. Ben hiçbir şekilde steroid satışı yapmıyorum. Yalnız Bazen bazı durumlarda bazı arkadaşlar oluyor. Yarışmaya hazırlanacaklar oluyor. Ya da ileri derece artık bunu bir ileriye taşımak isteyen gerçekten sporla bir yere gelmiş insanlar oluyor. Benden rica minnet bir şey tavsiye ediyorlar. Yani diyorlar ki bizi bir yönlendirme yap. Çünkü onları da anlıyorum. Piyasadakilerin %99,9'u sahte ya da yazan içerisinin yarısı var ya da yok. Böyle ilaçlarla dolu olduğu için onlara yardımcı olabiliyorum. Ama satış yapmıyorum. Özellikle mağazaya gelip bir tane Dianabol var mı? Bir tane işte Testosteron, Pripyonat var mı? Vesaire vesaire. Böyle şeyler zaten yok. Zaten... Gelenlere tavsiyede bulunuyor. Yani. yani o şekilde. O da evet. sadece adam. Üst düzeyde. Ha bir bakacağız mesela. Gerçekten atıyorum 3-4 yıldır spor yapıyor. Ya ben çocukla konuşacağım bir mesela böyle bakacağım tipini. Diyeceğim ki yani. Hani sen tamam bu sporu ileriye götürmek istiyorsun. bana Çünkü insanlar bana güveniyor. Anlatabildim mi? Yani beni seviyorlar mahallede vesaire. Hani buradayız. Tabii canım. Eski adam, yaptığımız... adam, adam gelmiş, 3 aylık spor yapmış, sana geliyor. Ben diyor steroid he, vuracağım. He, onu, onu direkt gönderiyor. O, direkt, direkt gönderiyoruz. Zaten yani. gelenlerin 99,9'unu gönderiyorum. Bir yıl olması da değil, 2 yıl, 3 yıldır spor yapıyor da olabilir. Adamın mentalitesi yoksa, IQ'su düşükse gene gönderiyorum. Anladım. Niye? Çünkü yani bu iş böyle bir kereyle olacak, iki kereyle olacak bir şey değil ve bir kere yaptığınızda kaybedebileceğiniz çok şeyler var. Yani insanlar bunu çok normal şeylermiş gibi anlatıyor ama gerçekten değiller yani. Tecrübe ederek bildiğimiz şeyler basit işler değil. Yani senin şimdi bunları anlatacağım. Nereden başlayalım ilk önce? Steroid ne yapar? Ne eder adama? Şimdi ilk nasıl çalışır? Mesela diyelim şuraya bir tane dayı çizelim. Böyle bir dayı. Tamam Şöyle. Şöyle bir tane zargana dayı tamam mı? Bu dayıya ne yapılır? Testosteron iğnesi aldın ilacını bilmem ne yaptın? Genellikle kalçadan, kalçadan ya da omuzdan, omuzdan falan çok zor yani bu ilaçlar vurduğunuzda arkadaşlar şöyle bir iğne yapalım şöyle at bunları bak şimdi ne kadar zor olduğunu bu işin böyle bir anlık kaza gelinip yapılmayacak şeyler şöyle dağın, vurdu bir buradan kalçadan buradan nasıl anlasınlar ya? Yani? İşte anlatıyoruz ya kardeş. Zan <laughs> <Daha de> <laughs> niye anlatayım işte? Sen, sen de böyle götten bu, vuruyor musun? Bu iğne. <laughs> kardeş gelin gelin sabote mi edeceksin yani? yani yine mi yani? Y yine tamam, mi? Tam sustum. Yapma bak kardeş yapma bak. Bak evet. kırmızı yaptım beni şimdi şu anda. Evet kırmızı şu an. Her neyse. Allah'ım ya Rabbim. Her neyse. Aynen Kemalcığım burada vurulduğu zaman adama yine kalçadan enjekte edildiği zaman evet. bu ürünler orijinal olsun olmasın kişinin vücudundan değişir. Yani enjeksiyon uygulamasına göre de değişir. Vücudunun verdiği tepkiye de göre değişir. Burada ödem, artık mi deriz, ne burası, böyle adamın kıçı, böyle kalçası, nah böyle şişer. şişer, tamam böyle şişer. Bunu indirebilmek için, mesela bu ve sürekli sen bu ödem üstüne ödem vurduğun zamanlar bile, şey ilaç vurduğun zamanlar bile olabilir. Kıçının üstüne oturamadığın zamanlar olabilir, sıcak su torbasıyla gezdiğin zamanlar olabilir. Bazı kremlerle bunları yumuşatabilirsin. Bu kişiden kişiye değişen bir tepkidir vücudunun verdiği aslında. Yani bak buradan bile konforunu kaybediyorsun. Bir yani götünün üstüne oturamazsın yani. Böyle şeyler yaşarsın yani. Her neyse hani adam daha hani anlatabildim mi? steroid vuracağım diyor da ne yaşayacağını bilmiyor. Şimdi sen bu adama geldi steroidi velevki sattın ya da verdin. E adam yarın gelip sana götünü açabilir yani. Al, al bak kardeşim ne oldu diye falan yani anladın mı? Bilmiyor adam yani ne yaptığını bile bilmiyor yani. Ben sana anlatıyorum ya bunu insanlar hani ya Hani şey gibi ben biraz abartıyormuşum gibi geliyor da yani şu anki herkes bence bana aklı başında olan insanlar hak verecektir. Yani şu anda bu ilaçları kullananların %99'u yani bilmiyor bir daha hayatında hiç bu işi devam ettirmeyecek. Yani şu kısmı bile bilmiyordu yani böyle şeyler yaşayacağını bile emin değildi yani. Her neyse yani bu steroid e, en başında size bu şekilde bir e, ödem, abse vesaire yaşatır. Bunun haricinde mesela aldığınız ilacın steril olup olmamasına göre sizin vücudunuzun bağışık durumu, bağışıklık durumunun ne olup olmadığına göre değişen durumlar var. Aldığınız bu ilaçlar sizi hastalandırabilir. Mesela böyle durumlar da yaşayabilirsiniz. Kürün ortasında, başında, sonunda sizi böyle bir gripimsi, e, steroid gribi vesaire derler de, testosteron gribi. Bu, bu tarzda şeyler de yaşayabilirsiniz mesela. Ha bunun için adamın düzenli bir şekilde spor yapıyor olması, bağışıklığının da sağlam olmuş olması ve bu ilaçlar vücuduna alırken de alması gereken vitamini, koruyucuları vesaireleri alıp beslenmesini de düzgün yapıyor olması lazım. Bütün her şeyi sağlamış olabilirsiniz ama yemek yeme alışkanlığınız yoktur. Kendinize dikkat etme alışkanlığınız yoktur. Bu işleri sonuna kadar bu şekilde götüremezsiniz. Bu mentaliteye sahip olmayan insanlar bunu yapamaz. Yani Atıyorum sen 3 ay sonra, 4 ay sonra bu işten sıkılacaksan yemek yemekten ya da aynı rutini uygulamaktan zaten bulaşmaman gerekiyor. Ya da sen bu işi bir kere yapacaksan paran sadece buna bir kereline yetecekse, bunu sadece ilacına yetecekse, saplementlerini tamamlayamayacaksan, yemeğini, kaliteli besinini tamamlayamayacaksan yine bulaşmaman gerekiyor. Yani yapmaman gereken birçok şey var. Niye? Şimdi şöyle bir çizelim niyesini. Şuraya ben bir ibre yapayım şöyle. Bu bir ibre olacak. Şöyle hani atıyorum. Sıfırdan 800 tamam mı? Bu testo. Tamam senin vücudundaki testo ibresi. Sen bunu dışarıdan yapay yolla vücuduna vurdun ya şurada enjekte ettin. Bu atıyorum şurada 200'de bir şeydi. Hop buraya geldi. Bu ibreyi 800'ü de açtı. Artık makine ölçemiyor senin vücudundaki testosteronu falan. Bunun, bu değil mi ne kadar güzel bir şey. Erkeklik hormonu, cinsellik hormonu tavan yaptı. Testosteron fazla olduğu sürece vücudumuz kabiliyet kazandı. Protein sentezleyebiliyor. Daha fazla protein sentezleyebiliyor. Yediğimiz bütün besinleri daha fazla kullanıyor ve kas inşa ediyor. Ama bu testonun bu ibreye geçmesi halinde atıyorum. Şurada da kadınlık hormonu var. Şurada da işte başka bir hormon var mesela. Atıyorum tamam mı? Ya da işte vitamin şeyi bunun bu ya testosteronun olağan dışı seyretmesi durumunda bu kadınlık hormonu da artabilir. Kişiden kişiye değişen. Ya da atıyorum buradaki vitamin şeyi de mesela şuradaydı düşedebilir. Yani bunun gibi binlerce parametre yani sizin vücudunuzdaki denge siz bunu dışarıdan aldığınız için bozulabilir. Ve sen bunu kestiğin zaman bir daha bu ibrelerin hiçbiri eskisi gibi çalışmayacak. Bir kerelikte bile. Yani sen bunun için tamam PCT sonrasında tedavi süreci oluyor. Bak bu bile adam gidiyor satıcıdan ilaçlarını alıyor. PCT dönemine dair bilgiyi bulamıyor. Adam buna ilaçlar satıyor topuk. Adam uğraşmak istemiyor. Adam işi gücü oluyor. Bu işi bırakıyor. Başka bir şey oluyor. Yani ortada kalıyorsunuz. Tedavi dönemi var. Bundan sonra eski haline döndürebilmek için ama hiçbir zaman eskisi gibi çalışmıyor. Çünkü siz vücudun motorunu artık 180'de çalıştırmış oluyorsunuz. Belli bir dönem. Artık geriye dönmek istediğinizde ne olacak? O motor biraz hasar aldı eskisi gibi değil. Ve siz o motoru en yüksek ibrede çalıştırırken ne oldunuz? Bu adam kardeş şöyle oldu. Bak. Üzük oldu. Üzüldü. Evet. Böyle sinirli minirli. Ben bunu sinirli nasıl yapacağım? Şöyle kafasına şöyle şeyler çizeyim. Sinirli oldu bu dayı. Tamam mı? Çünkü erkeklik hormonu tavan olduğu için özellik işte ne bileyim erkeksi özellikleri ağır bastı. Sinirlendi. Ondan sonra işte ne bileyim östrojeni fırladı ya şurada kadınlık hormonu şeyi. Bir baktı adam sabah bir uyandı gözünden yaş geliyor. Sanki kadınların adet regl dönemindeki gibi. Gözünden yaş geliyor ya adam bir bakıyor duygusallık var. Eski sevgilisi aklına geliyor kafa yiyor adam bir anda. Evet. Yani, direkt, yani direkt, olarak kendini anlatıyorsun bazı konuları. Ya <laughs> <laughs> sinirli midirli falan o kısımlar yani. Ya şimdi ben yani tam anlatıyorsun da şöyle. Şimdi benim bu işi Hani yaparken ne kadar dikkatli yaptığımı da biliyorsun değil mi yani? Tabii canım. Her iki ayda bir e, şeyi verdiğimi, Tabii. testlerimi verdiğimi, ne kadar saplement kullandığımı, yemeklerime ne kadar dikkat ettiğimi. Tabii. Sen biliyorsun kanka. Yanımda her, hepiniz yiyorsunuz, içiyorsunuz. Ben farklı bir moddayım. Ayrıca ilaçlarım için ne kadar para harcadığımı, en iyisini bulmak için yani büyük bir tecrübeye sahip olduğum değil mi? Bunlar birleşiyor da biz bu noktaya gelebiliyoruz zaten. Ama adam daha 18-17 yaşında, cebinde parası yok, anasından bilmem ne aldığı harçlıklarla Kurban Bayramı'nda topladığı aşıklarla steroid alan insanlar var ya. Anladın mı yani? He. Ya bu çocuk oyuncağı gibi anlatılıyor. Bazı sporcular da diyor ki ya bunlar bence bu kadar da şey tehlikeli ilaçlar değil ya. Nasıl değil abi? Nasıl değil ya? Sen bir çocuğa bunu veriyorsun. Çocuk o daha. Çocuk zaten ergenlikte tavan hormonları. O adamı bıraksa zaten 20-25 yaşına kadar zaten doğal yollarla güzel bir kas inşa edecek. 25 yaşına gelir. Atıyorum 25 yaşından 30 yaşına kadar da ekonomik özgürlüğünü sağlar. Yapmak istiyorsa 30'da yapar, bir şey de yapar. Ha bu bundan hayatını gerçekten profesyonel bir kariyer olarak planlamak isteyen insanlar yani biraz aile desteği görmeleri gerekiyor. Yani sadece kendi çabalarıyla çok zor ya da işte firmalar bir hikaye yaratıyor. Küçük yaşta bir çocuk star doğuruyor. Kendi kendi ekonomisiyle firmanın ekonomisiyle ilerleyen bir durum. Ama şimdi sen o adamı 18 yaşında ilaca soktun. E, bu adamın vücudu kaç yaşına kadar ilaç alacak? Ha, sonsuza kadar alabilir ama yani 30 yıl bu ilacı kullananlar var ama ne oluyor? Büyük hastalıklara yakalananlar var. Bunlar söylenmiyor. Biz duyuyoruz, biliyoruz. Yani bunlar söylemiyor, biz biliyoruz yani. Bu işin kulis tarafında her şey duyuluyor, yapılıyor yani. Kötü taraflar ama lanse edilmiyor insanlara. Ha, herkesi tenzih ediyorum, herkes bu işi yapmıyor. Çok iyi işte PT'lik yapanlar, çok iyi hocalar var ya kardeş niye devirdin onu ya? Dur ya tablomu devirme. Tut onu. Dur dur olan parçaları falan kırılacak. Allah'ım ya Kardeşim, Kemal. Kardeşim çarpınca direkt düştü. Beyinsel gerçekten. Düştü. Neyse, beyinsel düştü. sıkıntılar. Neyse kardeş. Belasıl kelam böyle. Şimdi ben bunları söylüyorum. Bakın. Hiç daha artı tarafına gelmem. Artı tarafını söyleyeyim. Biraz da sana artı tarafını söyleyeyim. Güçleniyorsun. Vücut şeklin, kasların daha da şekil almaya başlıyor. Daha hızlı yağ yakıyorsun. Daha fazla kuvvet yani neredeyse iki katına daha fazlasına varan kuvvetlerin oluyor. Kasların da, su tutma kabiliyeti artıyor. Protein sentezleme kabiliyeti artıyor. Ne oluyor? Daha dolgun gözüküyor. Daha dolgun su, su çekmiş kaslar yırtılmaya, hasar görmeye daha meyilli oluyor. Yenilenme süreci hızlanıyor. Yani tamamen fiziksel aktivitenin hızlandığı bir dönem. Ve bunu futbolcular, sporcular, yüzmeciler herkes kullanıyor. Onların her branşa göre. Ama bu adamlar zaten 20 yıllık sporcu. Bunlar profesyonel. Bu adamın kalbiyle senin 3-5 aylık adamın spor yapan adamın kalbi bir değil. Bu adamın mentalitesiyle senin mentaliten bir değil. Sen bir sporcu değilsin. Sen gittin, hoşuna gitti, yapmak istiyorsun. Yapma işte. Bu bir kerelik yapılacak bir şey değil. Yani düzgün şimdi bu kısma geçtim. Sen bu iğneyi vurdun falan 2 ayda bir kan testi vermen gerekiyor. Ne oluyor? Bunlar hani bu testi bu sınır açtı ya. Buralara ne yapmış acaba? Bunlar on katı mı oldu? Yoksa olağan mı seyrediyor? Yoksa bazı şeyler mahvoldu mu? Karaciğer değerlerin fırladı mı? Alet asete. Böbreklerin işte yeteri kadar suyu içmediğin için ya da düzgün beslenmediğin için ne oldu? Başka bir pozisyona mı geldi? Herkeste farklı bir şey var. Belki senin e, diplerde yatan böyle tetikledi bir hastalığını tetikledi. Bilmiyorsun sen yani. Çünkü daha bunun yanında bir sürü peptitler var, growth hormonlar var, steroidler. Bunlar senin olmayan durumlarını da ortaya çıkarabilir. Yani hastalıklarını da tetikleyebilir. Yani kanser bile olabilirsin. Mesela hani bu, bu biraz klişe oluyor ama olabilirsin. Olmaz olmaz diye bir şey yok. Bunlar var. O yüzden e, adam her şeyi sağladı. Hastaneye gidecek şimdi 18 yaşında bir adam tamam mı hastaneye gitti dayı geldi doktora girdi dedi ki ne diyecek doktora ya işte ben e, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorum da vücut geliştirme şampiyonlarına hazırlanıyorum da e ben kendime iğne vurdum e şimdi ben testime bakacağım yani durumlarım nasıl doktor da sana diyecek ki siktir git. Seninle mi uğraşacağım kardeşim diyecek. Vurma diyecek. Yapma diyecek. Yani 18 yaşında, 20 yaşında, 25 yaşında hatta 30 yaşında bile bu tepkiyi alabilirsiniz. Adam senin niye baksın kardeşim şeyine? Bu yüzden neyin olması lazım? Hastanede bir tanıdığının, ondan sonra bu işleri çözebilecek bir yani potansiyelin olması lazım. Ya da özel yerlerde çok yüksek paralara bu testleri düzenli yaptırman lazım. İlaç parası falan önemli değil. Bu testleri yaptıracak gücün olması lazım, çevren olması lazım. Yoksa seni nasıl takip edeceğiz? E, al, ne oluyorsa acaba vücudunda? Nasıl bileceğiz? Böyle röntgen mi çekeceğiz seni gözümüzle? Hiç kim, yani bak daha başlamaman için binlerce sebebim var yani. O işe de random olmaz. Onun testlerini yaptıracağız. E yani. tabi. Kolun mu yoruldu senin? Yok. E, yorulduysan böyle otur arada bir tripod yap ama geri kalk yani. Her neyse bu kısım var. Şimdi otur ama. He, şimdi şeye geldim. Mesela bu, bu, videonun başlığını stereot ekonomisi yapacağım. Ki adamlar şimdi şoka geçiriyor tamam mı? Çünkü spor salonunda bir tane birisi geliyor. E, spor salonu sahibi ya da spor salonunda bu işleri e, öyle ya da böyle yapan birisi geliyor diyor ki işte ya kardeş diyor sen diyor iki gündür diyor işte şey diyor iki aydır spor salonuna geliyorsun diyor. Bak diyor böyle böyle saplemetle maplemetle de olacak iş değil diyor. Sana diyor test işte kür yapalım falan filan. E nasıl olur abi? Ya hiçbir şey olmaz merak etme ben sana ayarlarım falan filan. En adama ne veriyor? 500 liraya bir flakon testosteron satıyorlar. Tamam 1000 miligram testosteron varmış 500 TL'ymiş Kemal. Kardeş yani 15 dolarsa bir şey yani 15 15 dolar bile 10 dolara bile vardı yani 15 dolar diyelim. 15 dolarsa bir şey. Yani nasıl senin vücuduna bir fayda sağlayacak ya? Ya 15 dolar bir hamburger ya Amerika'da ya da başka bir şey bir pizza ya 15 dolar ya. Sen bunu Türkiye'de alıyorsun 15 dolara. Adam sana bir de bunun ithal olduğunu iddia ediyor falan filan. Bunların %99,9'u bak. Sahte. Çin'den bir toz geliyor böyle. Tamam mı? Tozun içine bilmem ne yağını basıyorlar. Onu da adam o tozda hangi kalite? Hiçbir kalite falan da yok yani. Hani anladın mı? 1000 miligram yazıyor ama içinde yüz mü var? Ondan sonra bir sürü çeşit ilaç var. İşte boldenonu var, dekası var. İşte trembolonu var bilmem neyi var. E çeşit çeşit ilacın içerisinde hepsini testosteron koyulmuş aslında. Sen farklı ilaç aldığını sanıyorsun onu alıyorsun. Hepsinden de azar azar geliyor. Sen atıyorum 4-5 tane ilaç çekiyorsun. Kendine bir vuruyorsun aslında testosteronu da alman gerekenin üstünde alıyorsun falan. Adamlar seni manyak ediyor. Tamam, vücudun değişiyor da senin. Aslında o ilaçların çoğunu almıyorsun bile. Çünkü o ilaçların üretimi için iyi bir teknolojiye ihtiyaç var. Ve Türkiye'de böyle bir şey yok. Çoğu Asya ülkelerinde, Tayland'da, Ondan sonra Hindistan'da, Bali'de buralarda üretiliyor. Yani bunların geliştiği yerler burası. Ve ithal tertemiz, steril ortamda mikro yani mikropların, bakterilerin üreyemeyeceği hani bu doktorların ellerini eldiven giyip falan filan girdiği yerler var ya. Öyle yerlerde olması gerekiyor. İlacın steril olması gerekiyor. Senin bu ilaç sonuçta yani. Ama burada ne yapıyor dayı? Buradan şöyle şırıngayla çekiyor kardeş. Şuraya basıyor. Bunu da alıyor, buraya basıyor böyle al diyor. Ondan sonra üzerine şaşalı bir aslan resmi koy. Bir kaplan resmi koy. Üstüne yaz. Bunlar yapmak insanlar ya biz de öyle sanıyorduk. Sanıyorduk ki ya bunlar nasıl yapacaksın? Götürüyorsun kardeş etiketçi hepsini yapıyor. Hani bir şey yazmasına gerek yok. İstediğini yapar adam ne yapacak? Bir tane printer'dan çıkarttırıyor. Sana kutusunu da etiketini de her şeyini yaptırıyor adamlar yani. Her neyse e 10-15 dolara şey satıyor pripionat bilmem ne işte testosteron türevleri vesaire flakon flakon. Adam kür yapmış. Adama iki aylık yapmışlar. İki aylık kür ilacını niye aldın? Adam iki ay sonra burada olacak mı belli değil. Ondan sonra yani adam bir tane almış. Bir tane alıp ne yapacaksın? Hani ne yapacaksın yani vurup şey mi çay mı içeceksin yani? Niye vurdun ki o zaman mesela? Böyle durumlar e geliyor diyor ki mesela ben de diyorum ki bak kardeşim gösteriyor. Zaten biliyorum yani. Da. Diyorum bu sahte. Bu da sahte. Gelenlerin %99'unu yok ne? Bir iki, bir iki kişi vardır belki nadiren. Nasıl anlıyorsun onu bilen. Kanka, zaten bütün markaları biliyorsun ki hepsi aynı. Yani hepsi belli markaları satıyorlar, getiriyorlar adam elinde. Bir getiriyor zaten anasını Birisi bir getirdi Windows 95 ile yapılmış sanki. <laughs> Birisi bir getirdi, üzerinde aslan var, kaplan var, işte bilmem ne kutular falan filan. E yurt dışından gelmiş. Ya insanlar bunu yurt dışından getirebilmek için kaçak yöntemlerle. Onlar yer kaplamasın diye flakon flakon getirmeye çalışıyor. Bunun için içinden kullanma talimatı çıkacak artık böyle karton. O kadar şaşalı ki alsınlar diye yani. Ya burada ülkedeki %99,9 sahte. Fiyatına da gelince, kanka sen ona oturacaksın. Yok yok. Fiyatına da gelince, bu işin fiyatına da gelince... Arkadaşlar orijinal bir yurt dışı satış fiyatı, steroidin yurt dışı satış fiyatı ortalama 50-60 dolar bandındadır. Yani sizin aldığınızın 3 katı, 4 katı fiyatlar. Daha aldığınız ilacın türevine göre değişir. 70 dolar, 100 dolar olanlar vesaire bir sürü. Siz ortalama bir kür yapmak istediğinizde aylık yani 4 aylık bir kürde aylık kenara ayırmanız yani sadece ilaca vermeniz gereken para şu anın şekliyle 15 bin TL kadar falan. Aylık. He. Ya tabii adamın kişisinin işte bir tane ilaçla yapan da var, iki tane ilaçla yapan da var. Ben onu da anlamıyorum. Mesela niye yapıyorsun o zaman? Yapma. Yapma yani. Bırakacaksın zaten ya da ekonomi el vermiyor. Ekonomik özgürlüğünü kazandıktan sonra yap. Vücudun zaten yorulmamış olur. Atıyorum 30 yaşından yapıp 30'dan 40'ına kadar yap. Paran olsun kendin. Kendini niye zorluyorsun? Ha bu işten para kazanacaksan, ailenden desteğin varsa vesaire varsa daha çözmen gereken birçok şey olduğunu da farkında ol. 15 bin TL sen küre para vereceksin. Ondan sonra atıyorum supplementin minimum 5-6 bin lira. Ne aylığı 7 bin 10 bine çıkabilir koruyucularınla bilmem neyle. E, ondan sonra atıyorum yemeğin. e, e kaliteli yiyeceksin. Artık vücudunu protein sentezinin yüksek olduğu bir noktaya soktun. Kaliteli besinler alman lazım. Kırmızı et yemen lazım. Balık da yemen lazım. Yemen lazım çünkü vücut motor 180'de çalışıyor bu vakti kaybedemeyiz. Elimizden geleni yapmamız lazım. E adam işe gidiyor. Saat 8'de işe gidiyor. Akşam 5'te çıkıyor iş yerinden. Yapılabilir mi? Yapılır ama zor. Bu adamın daha iğnelerle, ilaçlarla gezip beslenmesini yapıp sporuna gidip antrenmanı yapması lazım. Ama bu dirayette olması lazım. Bunu yıllarca yapması lazım. Bir de sanıyor ki adam bir kere kür yapacak. 3 ayda, 4 ayda hemen şey Rambo olacak. Ronnie Coleman gibi o bitti hemen yarışmaya girecek. Arkadaşlar o hayran olduğunuz insanlar 10 yıldır bu ilaçları kullanıyorlar. Kesmeden yani kesmeden dediğim PCT dönemini yapıyordur adam. Hatta o zaman da TRT ile geçiriyordur testosteron tedavisiyle. Sonrasında gene devam ediyor. Hem sağlığını riske atıyor hem de bunu 10 yıldır yapıyor bu rutini. Yani bir kere ilaç alıp bu işleri yapmak falan öyle bir şey yok. Aklınızdan çıkarın. Ha örnek vardır. Adam 60 kiloda bilmem ne yarışmasına, 70 kiloda bilmem ne yarışmasına girmiştir. Yani 70 kiloda bir kütle yaratmak herhalde ben Etiyopya'da falan yaşasam, hiçbir şey yemesem gene 70 kilo olamam yani iskeletim hani mesela. Ama 70 kilo hani zayıf bir adam falan vardır mesela. Olmuş olabilir bir kere küre girip yarışmaya kazanıp zaten hani orada da çok fazla iddialı insan yoktur yani herhalde. Olabilir ama böyle büyük sikletlerde falan filan böyle bir şey yok. Bunlar hikaye. Nereye kadar dayanacaksın? O o o aylık 30 bin, 40 bin, 50 bin TL para harcaman gerekiyor. Nasıl yapacaksın abi? Neyle yapacaksın ya? Daha da sağlığını riske edeceksin. Bunları alıyorsun ya, o dönemde bunu bunaldığın zamanlar oluyor. Testosteronun sana verdiği bunaltılarla sinirlendiğin, sinirlerine hakim olamadığın, birisi bir şey dese parladığın, Belki gideceksin, yolda bir, trafikte birisi sana bir şey söyleyecek, bir bakmışsın adama bir tane bir çakmışsın. Ölmüş adam. Halbuki öyle bir şey yapacak bir adam değilsin. Olabilir yani, başına gelebilir. Ya da işte geçtin testlerini yaptıramadın, St steroid ölümlerini biliyorsunuz yani bayağı yaygın, böbrekleri iflas et etmiş adamın haberi yok, gitmemiş bile yani. Bir kere bir testle falan bile gitmemiş yani. Sadece kandillerine baktırmak da yetmez. Gidip rutin, kalp kontrolü, böbrek kontrolü, işte ciğer kontrolü bu işte ne deniyor elektrikli tomografi tomografi mi oluyor ne oluyor bu adam böyle bir şey tutuyor bakıyorsan orada yağlanmış mı var mı bir sorun vesaire yani böyle check up yaptırabilecek bir pozisyonda olmanız lazım bu işi profesyonel götürmek istiyorsanız bunun haricinde e, fizyoterapisti bu kadar ağır bu kadar güç Geç geçiyorsun gaza geliyorsun bir bakıyorsun abo belin sakatlandı benim belim sakatlandı mesela gideceğiz şimdi fizyoterapiste MR'ımızı çektirdik Allah şükür bir şekilde hastane işlerimizi kolayca halledebiliyoruz. Ama herkeste bu imkan yok. Ya yani bunlar çok önemli çok. Yani atlanılan kısımlar bunlar yani. Adam gelmiş, eline vermişler 5-6 tane ilacı. E 2 aylık ilaç var. Ne yapacaksın oğlum 2 aylık ilaçla? İşte böyle verdiler abi işte bir daha alacağım. E adam giderse alamayacaksın. E iki ayda ne yapacaksın? Hiçbir şey. Niye soktun bunları vücuduna? O da belli değil. Bunlar zaten sahte. Hani adama doğruyu söylüyorsun. Ya diyorum ki kullanıcı anlarsın zaten yani. Adam bir ivme al, şey kilo alıyor. Genellikle zayıflar üzerinde yapıyorlar zaten bunu. Adam zaten zayıf. 60 kilo, 70 kilo. Ya bu adam normal bir gün oturup bir tencere 5 10 gün üst üste bir tencere pilav yese zaten gene kalıp alacak. Çünkü zayıf. Vücudu tutacak. Bu adama veriyorlar testosteronu. Bir de yiyor adam tabii. İş açılıyor. Spor yapıyor. Gaza geliyor. Güçleniyor. E adam inanılmaz bir değişim yaşıyor. 10 kilo alıyor bir anda. 15 kilo alıyor bir anda. E zaten adam sıfırdı sıfır. Yani o adamda görürsün o şeyi. Değişimi. Çok rahat bir değişim görürsün. 3 aylık değişim şeyleri. Millete steroidi kullandırıp gönderiyorlar. E sonrası ne oluyor o işin? 3 ay sonra bıraktığı zaman adam eski haline geri dönüyor. Çünkü o adamın mentalitesi spora uygun değil. Değil yani o diyet yapmak nedir bilmez ona uyum sağlayamamış. Biz de öyledik. Yaptık, bıraktık, yaptık, bıraktık, yaptık, bıraktık. Bir yerde sonuna tak etti. Artık sonuna kadar götürmeye karar verdik. Ama yapıp bıraktığımız dönemler oldu. Fakat ben yaşadığım sıkıntıları net bir şekilde size aktarıyorum. Çünkü sizin yaşamanızı istemem. Ve bu kadar kolay bir şekilde bozulmasını istemem. Kan değerlerinizin, testosteronlarınızın, seviyelerinizin. Çünkü Genç dönemde zaten her şey o kadar yerinde ki, her şey o kadar güzel ki, bunun tadını çıkarmanız lazım. 25 yaşına kadar vücuduna ilaç sokmaman gerekiyor. Hangi sebeple olursa olsun. Ha yapanlar var, o onların işi. Onlar ama 30'una geldiğinde vücutları yorulmuş olacak. Sen öyle olmayacaksın. Hani onların imkanı farklı. O yüzden birazcık sakin hareket etmek gerekiyor. Dediğim gibi bir orijinal ilaç ekonomisi vesaire dediğimizde de çok değişik fiyatlar çıkıyor. Zaten bunu pro sporcuları vesaire dinlediğinizde eğer nüansları yakalayabiliyorsanız o şekilde ilerliyor. Adam sanıyor ki pro sporcu bu ilaçları işte onlara satmak için fazladan söylüyor. Öyle bir şey yok. Şunu da anlayamazsınız. Bu sefer gider dandik bir adam. Yani dandik ilacı olan adam sana 10 dolara satacağı ilacı 50 dolara satar. Sen onu gene orijinal morjinal sanarsın. Bunu bilemezsin. Bu piyasada, bu sektörde bu işler böyledir. Bak söyleyeyim, kimi kime şikayet edeceğim? Polise gidip bana sahte steroid sattılar mı diyeceğim? Kimseyi kimseye şikayet edemeyeceğin için bu piyasada, bu sektörde belli bir yere gelmiş bence bütün sporcular zamanında sahte ilaç vesaire ya da düşük ya da bilmem neyle kötü bir ilaç kullanmışlardır. Ama siz bu gerekli çevreyi sağlayamadıktan sonra böyle hop balıklama atlamanız hiç akıl kârı değil yani. Öncelikle bütün bu şartların sağlanması gerekiyor. Buraya da çok bir şey çizmedik ama. Şimdi benim merak ettiğim bir he, konu var şu. He, söyle şimdi kardeş söyle e, Şimdi adamın e, ekonomik özgürlüğü var, Aylık 20 milyar ilaca verebilecek bir pozisyonu hmm. var. Hmm. Bu olayları nasıl, nereden, ne şekilde orijinalini çözer mesela? Hmm. Şimdi öyle bir şey ben geçip bir yere şu şu adamı bu, bunu bulabilirsiniz vesaire diyemem. Hmm. Hani çünkü ben zaten satış yapmıyorum, Birisinin de reklamını da yapmıyorum yani. Anlatabildim evet. mi? İşte bunu kendi sağlaman gerekiyor. Ha? Mesela o konuya gelelim. Şimdi ne oluyor adam bir PT'lik alıyor. Bak bu, bu da farklı bir konu. Çok önemli bir konu. Adam PT'lik alıyor. Kimden alıyor biliyor musun? IFBB Pro'dan. Bak ben kimseyi sallamıyorum abi. Benim dükkanıma gelip şikayette bulunan insanların şeylerini dile getiriyorum, anlatıyorum diğer insanlara. Zaten forumlarda falan var. Bilmem ne bilmem ne IFBB Pro. Adam gitmiş adamdan PT'lik almış tamam mı? Yarışma PT'li ne adama vermiş 10 milyar, 20 milyar. Tamam mı? Takip etmek için. Versin. Hakkıdır hakkıyla yapacaksa. Eyvallah. Adam yarışmaya yazılacak Kan değerlerini kontrol edecek. Programını yazacak. Yemeğini bilmem neyini anlatabildim mi? En kötü anında yanında olacak vesaire. E adam demiş ki benim ilaçlarım sana söylediğim ilaçlardan haricini kullanırsan olmaz demiş. IFBB Pro ilaçları satıp para kazanabilmek için kardeş adama sahte ilaç satıyor. Cık cık. Ortam böyle böyle. Gir forumlara bak. Ben isim vermiyorum. Gir. Bir sürü forum sitesi var. Hepsinde millet ağlıyor. Aldım diyor adamdan testosteronu diyor. Götüm diyor davul gibi oldu diyor. Yerin oturamıyorum. Hem ilaç o kadar steril değil ki yani. Hani Gittim diyor kan testi verdim diyor. Testosteron yani yerinden ya kıdım oynamış ya da oynamamış. Şimdi bu iş böyle bir şey ki. Bak steroidin mantığı şudur. S sen şekil alırsın 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 ama bazı ilaçların ekstra su attırması gerekir. Yani sadece testosteron da olmaz. Su attırıcı ilaçlar, kurutucu ilaçlar. Ee, ne bileyim ya yağ yakıcı ilaçlar bunlar var tamam mı? E şimdi sen testosteron alıyorsun ama bu su attırıcıların vesairelerin düzgün çalışmıyor. Tamam bir hacim alıyorsun ama şekil gelmiyor. Yani bu üç boyut vesaire gelmiyor. Diğer ilaçların orijinal olmadığı için. E adam ne oluyor? Yarışmaya gidecek. 3 ay olmuş, dört ay olmuş. Bir türlü vücut şekil almıyor abi. Adam diyetini yapıyor, bilmem neyi alıyor ama ilaçları yeteri seviyedeki kalitede değil yani. Yani bir adam 100 içerisinden 100 miligram alması gerekiyorsa 10 var Kemal. E şimdi bu adama bile güven yok bu ortamda. Yani bu ortam böyle vahşi bir orman kanka. Yapar tabi kanka. i̇nsanların imkanı varsa sahtesini yapar yani. Yapar bir de AFP bir pro adam mahsorsan der ki kardeşim der ben bu spor için hayatımı tehlikeye atıyorum. E ben bir yarışmaya gidiyorum yurt dışında yarışmaya girmem gerekiyor. E benim bir yarışmaya gidip gelmem, uçak biletim orada konaklamam, yemem içmem dahil yüz bin TL. Benim bu parayı çıkarmam lazım kardeşim diyor adam. Benim umurumda değil diyor yani. Adam kendi derdinde yani. Allah Allah. Siz hiç affı olmaz bu işin yani. Ve bunlar en bilindik insanlar bile yapabilirler bunu. Bak şey vermiyorum, isim vermiyorum. Bana gelip ağlayan çok oluyor, çok oluyor. Bana inanmıyorsan gir forumlara bak, her yerde bir şeyler yazıyor. O yüzden ha nasıl bulabilirsin kanka? Yani dediğim gibi ben zaten böyle bir şey, ben testlerimi yaptırıyorum. Her şey ortada yani. Hani benim ilacım orijinal değil, değil bilmem ne vesaire dememe gerek yok. Ayrıca benim konu ilaç, benim ilaçlarıma falan gelmesin. Ben burayı keserim de neyse. E zor yani bu işler. Dediğim gibi ya sonuç olarak baktığımda anlatabiliyor mu Bak bunu yapabilecek adam biraz kaşarlaşmış olması lazım. Bu piyasada kaşarlanmış olması lazım. Eski bir kurt olması lazım. Yanlış mıyım? Evet. 18 yaşındaki adam çözemez bu işi. Altından kalkamaz. Etrafında bu şekilde adam olmayan bu işi beceremez. Hadi zaten 18 yaşında adamın testosteronu ne kadar düşük olabilir. <laughs> Yapmasın yani. Yani kanka bir de düşün yani 18 yaşında yani zaten elin şeyinden çıkmıyor yani anlatabiliyor muyum? Yani. Niye sokuyorsun dışarıdan kanka? Dışarıdan testosteronu alıyor. Vücudun artık üretmeyi durduruyor bana dışarıdan geliyor diye. Cık 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 cık. Bırakıyorsun ya. Üretmeyi unutuyor. Bak üretmeyi unutuyor. Bir bırakıyorsun kendisi de üretmiyor artık. Ne yapacaksın? Onu uyarıp tekrar hayata getirmen lazım. Üretilmeye sağlatman lazım. Ona da PCT dönemi deniyor. PCT döneminde de ekstra ilaçlar alıyorsun. Ekstra koruyucu vitamin, mineral, bitkisel özler alman gerekiyor. Bu dönemi de düzgün takip etmen. Yani sen bir kür döneminde en az 3-4 defa kan testi yaptırman gerekiyor. Ben sana dedim daha elkinden seni edip gönderecek doktor zaten. Yani bunu sağlayabilecek kaç tane adam vardır? 100 kişiden bir tanesi sağlar, iki tanesi sağlar bu işi paran olması önemli değil bazı noktalarda... ...para falan geçmiyor bazı noktalarda... ...ha varsa çok paran inanılmaz... ...evet gidersin dersin ki... ...kan te test analiz merkezine... ...parası neyse söyleyin kardeşim dersin ama... ...inanılmaz ütopik bir para ödersin yani her seferinde... ...her neyse abi... ...olaylar bu şekilde... ...daha aklıma gelen... Ee, ...bir şey olursa işte bunlara bana... ...arkadaşlarım, eşim, dostum işte ne bileyim... ...mağazaya gelen insanlar, çoluk çocuk... ...herkes sorduğu için... ...ve ben bunları aynen bu şekilde... İnsanlara aktarmaktan artık çenem yoruldu. Yani anladım, yoruldu. Bunu bir şekilde anlatıyoruz. Ve hani bu işi illa yapacak olan adamsan bu işten para kazanabiliyor olman lazım. Bu benim işim. Ben bir baktım 7 senedir bu işi yapıyorum. Yanlış mıyım? Ben protein tozu mağazası olan, firma olan, e-ticaretini et yapan bu işin bir adamım. Benim bu işi yapmam kadar doğal bir şey yok. Ama sen bundan nasıl bir gelecek inşa edeceksin? Niye bunu yapıyorsun? Çünkü gerçekten çok büyük zararları var. Daha bugün belki şu an hararetle anlatırken Ağzımdan da tükürüyorum sürekli kardeş böyle? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ben bunu hararetli anlatırken belki de atladığım bazı şeyler oluyor. Olmuştur. Bilmiyorum ama hani en net şekliyle halk dilinde size anlatmaya çalıştım yani. Basit bir şekilde. Ben bilimsel te, şey, terimlere vesaire girmedim yani. Basit bir şekilde anlattım. Daha aklıma gelen bir şey var mı? Bir düşünelim. Seni soracağım var mı Kemal? Ben o sırada bir düşünüyorum. Yok kanka benim şu anda. Ne diyorsun peki? Sen ne diyorsun bu konu hakkında? Valla yaşı gelenler yapsın diyorum sadece ya bunu. Hani yaşı oturmuş insanlar, parası olan insanlar. Ha değil mi yani? Yani. Bunu riskini alabilir. Peki sen bu anlattıklarım sonrasında sen bu riski alır mısın? Valla en az 3-4 sene yapmış olmam lazım öyle alırım. Tabii zaten olay o. Yani yoksa tutup da bir sene yani bir ilk ilk senemde yapmam mesela. Tabi mesela niye biliyor musun? Bak bir de şöyle bir şey var. Zaten ilacın sana etki yani steroidlerin sana etkiyi verebilmesi için bir geçmişin olması lazım. Kas çekirdek hücre sayısının olması lazım. Aynen Kas çekirdek hücre sayısı da natural olarak yaptığın, geliştiğinde aldığın hacim bu. Hani bu kas çekirdek hücre sayısı gibi düşün. O zaman steroidi aldığında bir anda steroidler senin atıyorum iç organlarına ya da ne bileyim saçma sapan kan değerlerini bozmadan kaslar tarafından kullanılabilecek seviyede olması gerekiyor ki maksimum verimi alasın. Adam 3 ay başlamış spora steroid vuruyor. Olmaz. Ya neler neler düşün. Deliriyor adamın vücudu. Anlatabiliyor mu? Deliriyor yani aslında. Boşa gidiyor çoğu. İşte belki iç zarar veriyor. Anlatabiliyor muyum ki belki değil, Kesin veriyor. Yani. He. Bir de Allah'tan o işte bir şey yaşamadım diyenler niye yaşamıyor biliyor musun? Çünkü ilaçları sahte. Evet. Allah'tan sahte mesela yani hani. Öyle düşün. Hani o bir de yani daha neler neler yani. Neyse. Daha çok şey anlatırım. Bu video uzun oldu. 35 dakika oldu. Bu yeter. Her neyse arkadaşlar. Ee, bunu tek seferde anlatmış oldum. Umarım faydalı olur. Ee, lütfen. Ee, bunları çok iyi düşünün. Bakın gerçekten ben bir şey abartmıyorum. Gerçekten en olması gereken durum bununla bu şekilde yani. Siz de buna göre hareket edin kardeş. Evet. Yeter. Bugün de hocalığım bu kadar. Daha da bu konuya çok fazla girmeyeceğim. Steroid ilaçlar yeter bu kadar. Hadi. Teşekkür Bye. ediyoruz hocamıza. Bay.